Herkese akşamlar. E, Kodakademi Akademi 4. materyal dersine hoş geldiniz. Bugün materyallerin son dersini yapacağız. Ben Emir. E, yanımda da İrfan var. Yayında bana eşlik edecek. Selam. <laughs> e, dediğim gibi bugün e, materyallerin son dersini yapacağız. Bugün size daha önce de dediğim gibi e, Global Master materyallerimizi nasıl oluşturduğumuzu göstereceğim. E, daha sonra sizden de tabii aynısını yapmanızı rica edeceğim. Geçen hafta yaptığımız gibi bu arada e, bu hafta içinde ...materyali e, oluşturmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim e, ulaştıranlara da ayrıca e, yani güzel bir geri dönüş aldığımızı düşünüyorum o konuda e, yardımcı olabildiysem de ne mutlu e, eğer sorun yaşayan ve e, sorun olmuş olan varsa da ...iletirse çok sevinirim Yavaştan derse geçelim şimdi bugün e, size daha önceden de bahsetmiştim. Ee, ekip içinde kullanmamız için hazırladığım bir master materyal vardı. Onun reklamını yapacağım size. Ee, sizinle tekrar baştan kuracağız. Ve bunu yaparken aslında ee, bir master materyal A'dan Z'sine nasıl kurulur onu öğrenmiş olacağız beraber. Ses yankılanıyor. Hmm. Şimdi düzelmiştir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu arada geri dönüşü için. Eee... başlayalım isterseniz şöyle size önce bir göstermek istiyorum geçen derslerde de göstermiştim zaten materyalimizi aşağı koyup bu şekilde attribute larımızı kontrol ettiğimiz bir arayüzümüz var bunu aslında daha çok instansı üzerinden kullanıyoruz yani hazırladıktan sonra o node ağacını tekrar açmanıza pek de gerek kalmıyor ne yaptık burada şimdi materyal oluştururken ihtiyacımız olacak parametreleri burada hazırladık. Mesela şu an herhangi bir tek map kullanmadan e, erişebileceğimiz sonuçlar var elimizde. Örnek olarak küp attım zaten. Hatta bir tane de sphere atalım. Onun üzerinde de görelim. Şu i̇kisi odamızda kalsın. Şimdi ilk başta base color'dan başlayalım. Bir base color parametresi açtım. E, kurarken bu rengi koymuştum. Mesela rengi değiştirdiğimde bildiğiniz gibi anlık olarak sonucu ne oluyor burada. Bunun haricinde emissive yapabilirim matal gelimi. Bu renk bu arada base color'ımdan bağımsız. Emissive color'dan geliyor. Yani emissive color'ı değiştirdiğimde de bu renkte değişiyor. Bunda mesela e, sahnenizde bir neon lamba varsa ya da işte far varsa oralarda kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde e, metal değeri var. Emisini şimdi kapatalım. Aa, şeyi de atmayı unuttum. Dükkan tablolarında bu neon ışıkları falan evet, çok evet. kullanılıyor. Orada çok, çok hoş duruyor. Oluyor. Evet. Hatta de entegrasyonu için şeyde la, e, statik olarak light boyutta da kullanılabiliyor. Düzen miydi, hmm. Düzenmedi mi? Ses de yankılanma devam ediyormuş. Output'umuz da yok aslında. Yok ana ses mi? Olur bir Okan gelebilir. Kontrol ediyoruz şu an. Hilal aynı anda Discord açıksa sanırım öyle bir problem yaşanabiliyormuş. İstersen bir kontrol et onu. Devam ediyorum. Metallerde kalmıştık. İlk derste bahsettiğim gibi bu metal de arı der kullanmayı ben pek tavsiye etmiyorum PBR çalışıyorsanız. O yüzden burada da bir Scalar parametre yerine bir Boolean koydum. Yani ya metal ya değil olarak çalışıyor. Bunun haricinde Normal için zaten map tabanlı çalışıyoruz. Opacity değerimiz var. Şu an burada bir etki etmiyor. Çünkü etki etmesi için materyalimizin blend modunu değiştirmemiz gerekiyor. Geçen haftadan hatırlarsanız şu an opakta. Translucent'a çektiğimde bu parametre benim için aktif oluyor. Ben bunu da. Tabi şu an çok basic bir halde. Daha önce de dediğim gibi cam için farklı bir setup kullanıyoruz genelde. Bu şekilde elde edebiliyorsunuz. Tekrar opa çekiyorum. Şey de göstereyim hazır oradayken. Translucent'ta... da IOR değerimizi de değiştirebiliyoruz. Index of Refraction açılımı. Yani ışığın objenin içerisinden geçerken kırılma oranını bana veriyor. Şu an 1.45. E, camın default değeri, mesela kıstığımda bir yaparsam hiç kırılmayacağı için direkt dümdüz içinden geçtiğini görüyoruz. Ama arttırdığımda ya da 1.33 yaparsam suyun değeridir bu. Sonuçlar değişir. E, Yanında hatta not düşmüştüm. Check PBR reference diye e, internette de e, oluşturmak istediğiniz materyalin e, index of refraction değerini de bulabilirsiniz. Bunun haricinde roughness değerimiz var. Tekrar translucent tam opa geçelim. Roughness da bildiğiniz gibi roughness değeri kontrol ediyorum. Ve daha önceden de bahsetmiştim hatırlarsanız bu roughness değeri e, 0 ve 1 arasındadır örnek olarak. Ve buradaki hazırladığım parametrede de 0 ve 1'in ötesine gitmiyorum. O şekilde e, kanatledim onu orada bastığım materyalde şimdi bunu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Bunlar e, prosedür olarak oluşturduğumuz materyallerde. Hepsini default'ta bırakıyorum. Bunun haricinde e, color map'leri de buradan yerleştirebiliriz. Yani şu an toplu bir şekilde duruyor. Hepsini default'a çektim parametremin. Şimdi ben mesela diyelim ki burada color map kullanmak istiyorum. Açtım. Yani şu, bu arada sol tarafta e, işaretlediğiniz tikler o parametre üzerine değişiklik, değişiklik yapmak istediğinizi belirtiyor engine'a. İşaretlediğimde Evet artık bunu bu değer olarak true'ya çevirdim. Yani değişiklik yapacağım. Ee, base color tikini açtım. Şuradan daha önce hazırladığım texture'lar var. Mesela buradan atayım şuraya. Albedo değeri. Albedo mapim geldi. Ee, bunun üzerine oynama yapabileceğim skaler değerlerim var. Parlaklığını değiştirebiliyorum. Albedo'nun ya da diffuse mapimin. Color tintim var. Mesela ee... Tint um da var. Buradan mesela rengi biraz daha diyelim ki şuraya çekmek istiyorum. Tint Amount'u oynattığımda daha böyle ne denir buna? Biraz daha karartsam böyle gül ağacına yakın bir yapıya çekmiş olabiliyorum. Ee, ahşap map'ime. Bu özellikle mesela bizim e, kalabalık yaparken de kıyafet varyasyonlarını da işimize yarıyor. Çinti Değil mi? Aynen. Yani mesela e, tek bir tane gömlek şeyimiz var diyelim. Objemiz var karakterlerin üzerinde ama kalabalık oldukları için rengi değiştirdikçe oradan Aynen. E, çok rahat iş yüküne çok da girmeden e, varyasyon oluşturmuş oluyoruz. Mesela kullanım alanına örnek olarak verebilirim bunu. Bunun haricinde Hue shift var. Mesela direkt bu Color Tint'e falan girmeden Hue Shift'ten mevcut Renk yani hue değerini değiştirebiliyoruz. Renk frekansı olarak çevirebiliriz diye düşünüyorum. Ee, bunun haricinde e, koordinat e, değerlerimiz var. Onları şöyle kullanıyoruz. Rotation var. Ee, UV mapinizdeki rotasyonu değiştirmek isterseniz bunu kullanabiliyorsunuz mesela 90 derece çevirmeniz lazım. Bu en çok bayrak yaparken <laughs> ihtiyacımız oluyor. Yani. yani. ne zaman bayrak yapacak olsak bayrak tek şunu attığımızda o yamuk duruyor orada. Ya, ters duruyor ya dikine duruyor. Abi ben hiç bir kere düzgün oturduğunu ben görmedim. Ben de hiçbir kere düz denk, denk, gelmedi bana. Ya biz mi hiç hazırlarken hata yapıyoruz? mi yanlış açıyoruz orada? Yo <laughs> <laughs> direkt abi oradan attığımız zaman cipeli e bir türlü ters evet, geliyor evet. yani. Ters dönmüş oluyor. Yani o dikine oluyor gelmese falan. yönü ters oluyor falan. Hatta bir keresinde hatırlıyorsun neredeyse şey gönderecektik. Ters bayrak gönderecektik. Öyle bir durum vardı. Son dakikada mi? görmüştük falan. <laughs> evet evet. İşte Unreal Engine'in mesela avantajlarından biri render'e direkt tekrar çıkabiliyorsunuz yani. Maksimum 30 dakikanıza falan oluyor, falan oluyor şeyde sahnenizi renderlarken. Tile size'da bildiğiniz gibi zaten eee tekrarını etkileyebiliyorsunuz. Yani, te tam sayı değerlerinde çalışırsanız direkt e seamless sonucu veriyor size. Devam edelim diğerlerini de mesela metal map'i kullanabiliyorsunuz. Onu oradan drive edebiliyorsunuz. Şu an elimde bir metal yok ama bu arada burada attığım texture map'ler de engine content içinde bulunan map'ler. Yani migrate etmeden direkt u assetini aldığınızda da çalışabiliyor bu yüzden. Sen normal map'ini atalım. burada e, yüzey detayı geldi zaten gördüğünüz gibi. Sıfıra çekersem düz olur. Eksi bir yaparsam ters yönüne doğru bakmaya başlar normallar. Yani önceden çıkıntılı olan kısım bu sefer göçüntü oluyor. Farkı mesela görebilirsiniz bu şekilde. Tekrar göstereyim. Onun haricinde roughness ve atayım. Normal map'ler bayağı hayat kurtarıyor evet. arkadaşlar. Bunlar e, materyallerin olmazsa olmazları. Ya yani yani. bu üçü Albedo, normal ve roughness olmadan iyi sonuç alamazsınız. Evet, yani. kesinlikle. Yani bu üçü yeterli oluyor birçok senaryoda. Ben yani çoğu zaman bunların üstünde bir ihtiyaç hissetmiyorum. Mesela burada ekstra konulan işte emission map var. Bu emission map'i mesela nerede kullanıyoruz? Ee, bina texturelarında geldi de oluyor. Mesela e, belli dairelerin ışığı açık, belli dairelerin kapalı oluyor ya. Hı hı. Orada mesela açık daire şey evet. ışığı açık olan dairelerin emission map'te beyaz oluyor. Eee roughness'ta da işte dediğim gibi bunu tekrar kendi içine multiply edebiliyorsunuz parlaklığını şeyliğine. Şimdi kullanım olarak bir örnek vereceğim bunun üzerinden maplerimi değiştireyim. Mesela pratik olarak tıklayıp direkt şu oka tıkladığınızda da alabiliyorsunuz. Ya da buradan sürükleyip alabilirsiniz. Ya da buradan seçebilirsiniz. Her seferinde bunları tekrar tekrar gösteriyorum. Mbit Occlusion'u da atalım. Madem de var. Değil mi? Yani. Şimdi. Burada mesela dikkatinizi çeken bir şey var mı, materyalle ilgili? Bir problem seziyor musunuz? Şuradan, size'ını biraz daha arttırayım mesela. Daha da büyüsün. Yani, çok Değil mi? D direkt yani. Ko kopya vermiş olmamak için çok sana böyle yanaşıyordum ama. <laughs> İrfan direkt zaten gördü, dikkatini çekti. Ee, hazır ortaya çıkmışken yani bir şey için e, taş tuğla duvar için fazla parlak bir materyal şu an. Ee, bunun sebebini tahmin edebilen var mı aranızda? Biz de o İrfan'la sohbet edelim. <laughs> Birkaç tahmin gelsin. gecikme ne gidiyor değil mi? Ben, e, evet biraz gecikme var. O yüzden araya biraz zaman koymam gerekiyor. O yüzden Geldiğin de çok iyi ol İrfan'cığım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün seni yalnız bırakmayalım. Eyvallah. Derse gireriz. Ee, ben mesela ilk şey yaparken, bu materyali yaparken bu sorunla karşılaştım ve çok uzun süre Yani 3-4 saat çözemedim. Hatta o sırada Kerem'le konuşuyorduk. <laughs> Kerem'le beraber bakıyorduk. Yani e, ilk 2 saati yalnız bakıyordum. Sonraki 2 saat Kerem'le beraber baktık. Asla çözemiyoruz çünkü mantıklı bir şey değil. Sonunda e, problemin sebebini buldum ve çok basit bir şeydi. Bakalım tamirden çıkacak mı? Zaten kopyasını da veriyorum aslında şu an. Yani evet, bir çıt ben de tıklattım. E, bir ekstradan parametre e, koymama sebep oldu. Evet. Roughness ile alakalı evet. Şöyle bir e, ayrım var orada. Roughness'ı azalttığımızda yani e, sayı değeri olarak azalttığımızda materyal daha parlak hale gelir. Çünkü pürüz oranı azalmış oluyor. Roughness'ı art, arttırdığınızda daha mat hale gelir. Ama buradaki problem o değil. Çünkü ee, şöyle onu yaptığımızda klemplemeye başlıyor. Yani bu sefer evet raf bir materyalim oluyor ama yüzey detayını alamıyorum. Şunu da şöyle açayım kenara. Map'im bu. İlk derste bundan bahsetmiştim hatta. Hatta... E, poligonun ...bloğundan da bir örnek göstermiştim... ...bununla alakalı olarak. Neyse çok fazla bekletmeyeyim. Ee, Yazan yazardı yani. E, yani zaten... <laughs> ...aslında doğru cevap almak çok da önemli değil... ...şu an burada. Sadece üzerinize... ...üzerine fikir yürütmenizi istiyorum ki... E, ...beraber sorun çözmeyi... ...öğrenelim. Dediğim gibi çünkü... 4 saat harcamıştım burada. <laughs> Siz onunla uğraşmayın. Ee, şöyle isme dikkat ederseniz bu kullanılan bir roughness map değil. Gloss map. Ve Gloss Map ile Roughness Map arasında şöyle bir ilişki vardı. Birbirinin tersiydi bunlar. Yani Gloss Map'te sıfır yaptığımızda pürüzlü yüzey oluyordu. Roughness'ta sıfır yaptığımızda pürüzsüz yüzey oluyordu. Bunun için benim bu map'i tersine çevirmem gerekiyor. Master Material'de bunu hazırladım. Note 3'ye geçtiğimizde detaylı bakarken Ondan da bahsedeceğim Ama sonuç olarak buna bir parametre ekledim Bu bir Gloss Map mi? Evet bu bir Gloss Map O zaman tiki işaretleyeceğim Ve bana daha doğru bir sonuç verecek Artık O kadar parlak bir yüzey değil Olması gerektiği gibi Çok yakın olduğum için biraz Pikselli görünüyor Normaline çekiyorum Gördüğünüz gibi artık gayet taş yani. Evet. Taş mı taş. <laughs> Tutarlı bir rafımız değerim var artık. Spekülör değeri de hiç oynuyorum şu an. Bu arada buraya spekülör map koymadım. Ee... evet. Spekülör parametresi bile koymadım. Default değerini bırakmak için. Ee, burada biraz spekülör naziliği yaptım. <laughs> Ekip arkadaşlarıma da. Ama tabii ki isteyen ekleyebiliyor. Yani master material edit açık. Yani bunu yaparken mümkün olduğunca yanlış yapılamaz şekilde hazırlamaya çalıştım. Şimdi size de daha detaylı bahsedeceğim. Peki ben bir şey sorayım o zaman. Evet. Mesela Gloss Map yerine Roughness Map'in eksi birle One Minus eklesek aynı şey. E, zaten Master Materyal'in evet. içinde de onu yaptım. Evet, Sadece evet. burada evet. hani Boolean parametresi koymuş oldum. Tamam. Aynen. Evet. Hani o şey... Çünkü e, her şey hepsinin Gloss Map'i olmuyor yani. Evet evet. E, şeyde... E, bu zaten materyal hazırlarken Fark ettiğim şey oydu. Benim buraya attığım raf nasıl iyi gloss mı etmiş oldum böyle. Yani <laughs> genelde bir <bridge> çalışıyoruz ya. <laughs> o materyali denk gelmiş bir şeyini poligondan indirmişim. Üzerinde arendi yaparken. i̇yi ki denk gelmiş bu arada. Yoksa hiç fark etmezdik bile. Ya yani proje içinde mesela ona şey maruz kalsak, onunla uğraşıyorsak çok büyük problem oldu bizim <laughs> açımızda. Şimdi en başından başlayalım. Base kalır. Ee, bu arada bunu kurarken çok fazla compile beklediğimiz için baştan kurmuyorum e, yaptığım materyal üzerinden breakdown yapacağım e, çünkü baştan yapmaya girersek gördüğünüz gibi çok fazla e, şu an nodumuz ve parametremiz var büyük ölçüde de detaylı bir şekilde giriyoruz buraya e, o yüzden süremizi compile bekleyerek harcamamak adına şu an breakdown yapacağım size şimdi en başında bir base color mapim var ee, bunu şu... Hadi şunu en baştan <laughs> içime el vermedi. En azından sadece base kalır kısmını yapalım. Daha sonra size breakdown'ı yaparım. Ama kalanını oluşturmak sizin ödeviniz olacak. Diyelim. Kendi kendime kodladım. Şimdi bir tane Texture Sample'a ihtiyacım var. Base Color'ım için. Ee, i̇sim neydi? Tekrar bakalım. Base Color. Yanına parantez içinde Albedo ve Diffuse yazdım ki eğer unutursanız da padavanlar için konuşuyorum yani e, hangi map buraya denk geliyordu diye <laughs> oradan kopya çekebilin. Mesela şimdi ismini yazalım. Tabi bunu önce Convert to Parameter demem gerekiyor. Constant olmamalı base kalır. Parantez içinde video diffuse. Bu arada e, şu instance'larda falan parametrelerimde genelde alt tire falan var ya da boşluk yok. Neden dersiniz? gerçi soru işareti falan koymuş ama saçma. <laughs> Unreal Engine'in içinde geldik. E, kodlama dinin dilini uygun kullanıyoruz ki hata vermesin. Mesela eğer desktop isminiz Türkçe karakter içeriyorsa FPX obje import ederken hata verir size. Aklınızda bulunsun burada. Evet yani Türkçe karakter mümkün olduğunca kullanmayın. Ya zaten mesela şu Content Browser'da bir şey oluştururken rastgele mesela açayım yine bir tane materyal olsun. Boşluk bırakırsam bana hata veriyor benim birçok sorunun format attıktan sonra düzeldi. Değil diyorsun. mi? Evet. <laughs> İsmini değiştirdim. Türkçe harf kullanmadım. Evet. Düzeldi yani. Çok önemli. Gülşah'ta mesela o sorun vardı. Hmm. Şey desktop'un ismi Gülşah diye. <laughs> Import ediyorduk falan. <laughs> Ve hani onun neyden kaynaklandığını bulana kadar da çok uğraşıyorsun. Çünkü o hatayı da yazmıyor. Evet. Sen de bu karakter var falan diye. Evet. Base color e, texture Sample'ımız elimizde. Buradan e, ben Brightness çıkarmıştım ilk olarak. Sırasının bu arada çok da bir önemi yok. Bunu nasıl oluşturuyorum? E, bir Multiply açıyorum. Ve extra bir parametre çıkarıyorum. İsmini Brightness yapıyorum. E, bu değerle oynadığımda daha parlak ya da daha karanlık hale getirebiliyorum rengini. Sebebi şu direkt yani sayısal bir değerle çarptığım için RGB değerleri eş oranlı olarak artıyor veya azalıyor. RGB değerlerim de eş zamanlı artarsa veya azalırsa daha beyaza yaklaşır ya da daha siyah yaklaşır rengim genel olarak. Devamında ne yapmışım? Bu blend overlay çok önemli bir node function. İçine girelim mesela ne kadar iş varmış burada. Ee, Unreal Engine bazı böyle e, bizi uğraştıracak şeyleri kendisi daha önce hazırlayıp engine content'e koyuyor ve biz onlara ulaşabiliyoruz. Engine content içinde bu arada siz de değişiklik yapabilirsiniz ama tavsiye etmem. <laughs> yani mesela şuradan overlay açtıktan sonra eğer bunun içine girip bir değişiklik yaparsanız mesela buradan bir not silerseniz o açtığınız bütün projelerde öyle gelir. Yani bir değişiklik yapmayı düşünüyorsanız da haberiniz olsun. Bundan haberdar olun. Şimdi base kısmına Direkt tek çürümek çıkan output'u gönderiyorum. Blend kısmına da e, hemen kopyamızı da çekelim. Rengi göndereceğim. Lerp'e bağlayıp Linear Interpolation, alfa değerine Scalar Parametri'yi de yöneteceğim. Mesela buna sağ tıklayıp promote Parameter dediğimde zaten bana direkt çıkarıyor. İsmine ne koymuşum bunun? Color Tint demişim. Tint Color desem daha mantıklı olmuş aslında. Yani o sana kalmış. Evet, bunları da takılıyorum. Gramer nasıl olduğunu belli ettim. Buradan direkt Lörp'e gidiyorduk. Verelim. Alfası içinde parameter. Neydi ismi? Değil mi? Evet. Birebir aynısını <laughs> yapmak bir zorunda değiliz. Ya. Yok e, özellikle şey e, aşama aşama göstermek istiyorum ki Üzerinden geçmiş yani çünkü en karmaşık kısmı da burası aslında. Ee, yani diğerlerinde mesela bu kadar işlem yapmadım. Yani bunun üzerinde bir de mesela roughness yapabiliriz. Belki Clump falan geçtiği için içinde. Ee, neyse hue-shift'imize geçelim. Bakalım orada neler yapmışız. E, texture ve Shift percentage'imiz var. Zaten yine Material Function olarak geliyor. Bu arada sorunuz olursa çekinmeden yazın her zaman dediğim gibi. Evet çete abanın. Yani şey bu arada hissediyorum ben yani mesela e, bir workshop içinde bir soruyu sormak anksiyete sebep oluyor. Ben, ben olsam hissederdim ya yani. mesela bu soruyu soracağım diyelim hani çok mu acaba basit bir şey soruyorum hani çekinme. Evet evet. Ben kesinlikle ben hissederdim yani. Yok ya, yazın direkt arkadaşlar. Hissetmeyin. <laughs> Ya ben memnun oluyorum bu arada soru falan geldikçe çünkü şöyle e, kendi adım aslında 10 yıldır öğretmenlik yapıyorum ben çeşitli e, kurumlarda yaptım e, ama ilk defa mesela bu şekilde e, yayın sırasında yapıyorum yani online de yaptım da oldu ama her zaman karşında bir insan yüzü vardı ya da diyalog halinde olabiliyordum o yüzden e, düz duvara bakarak yapmak benim açımdan da çok mesela şey e, yabancı geliyor bana. Hani muhabbet etme ihtiyacı hissediyorum. <laughs> o yüzden chatbox'a bir şeyler düştükçe böyle daha mutlu oluyorum. Sheet percentage'ımız üzerine bir e, parametre açıyoruz. Zaten kendi ismini veriyor. Burada büyük ihtimalle öyle yapmamışım. Kendim yazmışım. Devam edelim. Desaturation nodumuz var. Bu da bunu ben göstermiyordum değil mi? Şey yaparken, materyali tanıtırken. Hemen bir göstereyim onu da şey kalmasın ne yaptığını. Bunu artırdıkça daha siyah beyaz yaklaşıyor e, materyalimiz. Geriye çektikçe de daha satüre oluyor. Ben bunu böyle kurmuştum en başta. Ama sonra şunu fark ettim. Genelde ben satür etmek için bunu kullanıyorum. Ve negatif değere düşmek istemiyorum. O yüzden fraction kısmına şöyle yapacağım. Bir skalar pardon skalar parametre açacağım. Saturation diyeceğim ve bunu -1 ile çarpacağım ki direkt satüre edeyim. Böyle yapabilirsiniz yani. Devamında e, switch parametremiz var. Bu e, işte da gösterdiğim menünün toplu kalmasını sağlayan şey yani bütün bu parametrelerin hepsi sürekli açık olsa yani bir şeyde material instance'da parametreniz arttıkça içerisinde ihtiyacınız olan şeyi bulma ihtimaliniz zorlaşıyor. <laughs> Bunu sağlamak için işte bu statik switch parametre kullandım. Mesela açalım hemen. Bu da ismini sanırım böyle yapmıştım. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi e, false değeri default değeri oluyor, true değeri değiştirdiğinizde gelen oluyor. Ben şeyinde default değerinde basically yani bir e, vektör nodu kullanmayı tercih ettim. Bağladığımızda bize şu etkiyi sağlıyor. Bunu kapattığımda bütün o parametre kalabalığı ortadan kayboluyor çünkü onu kapattığımda ihtiyacım yok. Rengini mesela direkt buradan yani tek bir renk seçebilirim bu şekilde gibi. Ee, şimdi burada tint amountum 0-1 arasında kalacak çünkü override etmek istemiyorum. Bunu nasıl sağlarım? Daha önceden de bahsetmiştim. Bu Material Expression Scalar Parameter sekmesinde sliderımın minimum ve maksimum değerlerini girebiliyorum. Minimum değerim sıfır olacak. Bu alfa değeri hatırlıyorsanız sıfır ve bir arasında değil. Çünkü sıfır da A inputunda bir de B inputunda bulunuyordu. Ara değerde de ikisinin arasındaki bu sayısal değere göre yüzde karışım yapıyor. O yüzden maksimum değerimi bir yaptığımda güvendeyiz. Şimdi bu arada brightness'ımın default değerini 1 yapıyorum ki 1 ile çarpsın. Bir değişiklik olmasın. Ee, başka hemen kopya çekeyim. Çok da bir şey yok. Base color'ımı değiştirebilirsiniz. Sürekli siyah görmeyeyim diyorsanız. Ben pembe yapmıştım. Şu tarz. Bu sefer böyle bir renk yapalım. Bebek mavisi olsun bunların bu arada şöyle dikkat ettiyseniz base color sekmesi için de bulunuyorlar. Yani kapattığında hepsi kapanabiliyor. Bunu sağlamak için de, de grup oluşturuyorsunuz bu parametreleriniz için. Mesela seçelim parametrelerimi. Hepsini bir arada karıştırmış olayım. Grup ismine mesela base color yazacağım. Hatta önce bir bunu Nan diyeyim. Böyle kalsın. gösterin nasıl geliyor. Ee, sort kısmında da e, sort zaten dizmek. E, dizmiş oluyorsunuz. Sıfırdan başlıyor. Yine kod dediği geçerli burada da. Ee, Brightness'ım en başta olsun. Color tintimi mesela hemen arkasından gelsin. Tint amount gelsin. Hue shift. Saturation. Ama en başta dursaydı keşke. Neyse. Buna sıfır koyayım zaten aynı anda barınmayacaklar. Okey. Şimdi mesela bu hazırladığım materyalden bir instance çıkaralım. atalım materyalimize. Bakalım olmuş mu? Evet. Statik switch'im çalışıyor. Sort değerlerime göre gelmiş. Ama gördüğünüz gibi bir grup yok. Mesela şimdi grup oluşturalım. Pardon. oluşturduğum grup sindi mi acaba? Evet. Hemen yani base color yazalım. Evet artık hepsi <laughs> base color sekmesinde. Ah şunu eklemiyormuş beklememişim. <laughs> toplu seçince yapmıyor mu? Evet evet. Seçmemişim. <laughs> ha, yani da. Evet evet. Aynen. Evet şu an hepsi Base Color sekmesinde. Mantığı bu. Ee, bunların hepsini ayrıca mesela şurada gördüğünüz gibi kategorize etmek adına bir comment için almak isterseniz de tarayıp C'ye basarsanız açar, base color yazarım ve e, bu comment'ın da rengini değiştirebilirsiniz isterseniz. İlk gruplarımızdan biri hazır hale geldi. Anlamadığınız bir şey var mı? Buraya kadar. Varsa üstünden geçelim, yoksa master material üzerinden breakdown'a devam edeceğim. Yeni gelen padavanlara mesela Onur bunu çok reklam, reklamını yapıyordu. Hayır. Her seferinde şey Bak Raf nasıl sıfır bir arasında yanlış yapamazsın. <laughs> Onur iyi öğrenmiş. Aynen. Onur izliyorsa selam buradan. Ki. Bir çete yazsın. Onurcuğum kesin burada değil şu an. <laughs> Okey, sanırım soru yok. Devam edelim reklamımıza. Ee, şimdi Metalik'te ne atmışız? Ee, yine tek map'imiz hepimiz var. İçindeki görsel de bu arada yani rastgele engine contentten yaptığım görsel. Hata vermesin diye compile ettiğimizde o şekilde yaptım. Parametralerde renk değişikliği. <laughs> onur buradaymış. Selam Onur. Ya Onur selam. <laughs> Parametrelerdeki renk değişikliği derken e, şu comment kısmı mı? Hue shift'ten bahsediyor. shift mi? Hue shift'ten bahsediyor olabilir. Onu tam bir anlarsam daha yardımcı olabilirim. İk, i̇kisini de gösterelim. Şöyle. Mesela color tint kullanacağız diyelim. Color tint'ten <laughs> bu barda niye şu an böyle kaldı? Şuraya bir şey koyalım. Onur selam söylemiş sana <laughs> Evet şimdi geldi ee, Dediğim gibi Default bir map atmanızı Tavsiye ederim buraya çünkü az önce de Gördüğünüz gibi orada default bir map yokken e, Hata veriyor Bir texture olması Gerekiyor orada şudursun mesela Gerçi bu da Rengi yok Niye burada uğraşıyorum ki? Tek şunu indirmişim. Evet. Şimdi. Mesela bunun üzerinde e, renk değişikliği yapmak istiyorsak. Color Tint üzerinden yapabilirim. Kontrollü olur. Yani en yüksek kontrol burada oluyor. Hue Shift'i pratik çözümler için koymuştum. Yani dediğim gibi kıyafet varyasyonu falan oluşurken oradan hızlı çözüm olabiliyorsunuz. Şimdi mesela bir renk koyalım. Kırmızı olsun ya da bu sefer mavi yapalım. Eee yönlendirmek istediğim renk burada. Tint amount'u açtıkça o renge doğru gidiyor. Bir yaptığımda bayağı üstünde kalıyor. Mantık temeli de bu. E, comment kısmını soruyorsan master materyalde tıkladığımda e, sol tarafında e, details sekmesinde comment kanalı seçebiliyorsun. Gülçin. bildiğin Photoshop'taki kadırda da evet, evet, nasıl oynuyorsan burada da evet. o mantık aslında. Aşağı yukarı aynı. Hue Shift'te de yine, yine bu şekil. Saturation'da da satür ediyoruz ya da desatür ediyoruz gibi. Bunu da clamp desemiydik. Neyse kalsın şimdiki. <laughs> Slider min ve max değerlerini de gördünüz bu arada. Renkte genelde çok fazla koymuyorum çünkü yani çok da yanlış yapılacak bir durum yok burada. Master materyalimize geri dönelim şimdi. Instance'ları kapıyorum. Bunu da okey dedim. Kapattım. Metalik. Metalik'te bir e, Metalness Map'im var. E, bunu Bu arada e, Map'lerde e, daha önce de bahsetmiştim. Ara değer alabiliyor. Şu şekilde mesela diyelim ki paslı bir e, demir yüzeyi falan varsa e, pas dağılımına göre bazen ara değer gelebiliyor oralara ama genelde metal smaplerde siyah beyaz olur. Ben yine her ihtimale karşı yine bir kontrol e, koydum. E, bir scalar parametre koydum buraya. E, oradan kullanılabilsin diye. Ardından clamp'e bağladım bunu. Clamp ne yapıyor arkadaşlar? E, benim içine girdiğim değeri bu nodun inputundan gönderdiğim değeri e, benim belirlediğim değerlerin arasında sıkıştırıyor. Yani bu senaryoda 0 ve 1 arasına. E, çünkü dediğim gibi metal metalus map'lerde 0 ve 1 arasında bulunuyor. İki tane burada statik e, static switch'im var. İşte gösterirken e, kullandığımız parametre metal veya değil. Metal ise evet yani true diyorsak 1 değilse 0 değerine girdim. En sonda bu parametre kalabalığını ortadan kaldıracak statik static switch parametresine girdim. Yine burada da gruplama var. Bu sefer metalik grubundalar bunlar. E... ama niye hepsinin sort priority'si 32 gelmiş onu anlamadım. Ya o biliyor musun o normalde öyle oluyor. Değişiyor. Kendi kafasına göre random bir sayı atıyor. Allah Allah. Yani onu sen eline tutup 1, 2, 3, 4 diye belirtmen gerekiyor. Yine. Belirtmişim de aslında şeyde master'ında. Acaba şeyde mi karıştı? Ee, migrate ederken falan mı? Ya da versiyon değişikliğinden ya falan default mı? Default'unda öyle karış yani şey geliyor. Bir tane Hı -hı. default bir sayı geliyor O da 32. Hı -hı. Ben onu da anlamış değilim. Yani 1 diye gelmiyor. Neden 1 diye <laughs> gelmiyorsun mesela? Gelip. Aynen. Onu elinle illa tutup o sayıya girme. değeri girmen gerekiyor. Evet. Roughness'a geçelim. Yine aynı şekilde texture map'im var. Onu kontrol ettiğim bir, eee, roughness shift değerim var. Burada slider min max değeri girmemişim ama arkasında klampim var. O yüzden ...değerim burada ne kadar çarparsam ya da bölersem böleyim 0 ile 1 arasında kalacak. Bu ne anlama geliyor? Dedim ki siz bunu 500'e çarptınız. Evet o zaten artık 1'i geçti. Ama tamam mı? Çok yüksek sayı olacağı için e, roughness değeriniz her yüzeyin her alanında 1 olarak kalıyor clamp dediğim için. Daha üzerine çıkamıyor ama o kadar fazla kullanmanızı da tavsiye etmem. Mantıklı değil çünkü. <laughs> Yüzey detayını kaybediyorsunuz. Bunun haricinde Gloss Map'te işte İrfan'ın da aklına gelen çözüm gibi eksi bile çarptığımızda Gloss Map'se Gloss Map'e çevirmiş oluyoruz. <laughs> Statik sivcimiz de o e input'u bize getiriyor. Gloss yoksa fake ederiz hocam. <gülüyor> yani eksi <laughs> yani, e bile yani. çarparız. Aynen öyle. <laughs> ee, bunun haricinde Texture Map kullanmak istemiyorsanız Roughness Value kullanabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi bu arada burada da ne kadar güvensiz bir karakter olduğum ortaya çıksın. <laughs> <laughs> Slider'ı 0 1 arasında sıkıştırdığım halde bir de clamp'ten geçirdim. ki <laughs> <Garanti> olsun. Garanti <laughs> Ne olur ne olmaz. Hiçbir yerden boşluk vermeyelim. En sonunda yine klasik e, skaler değer ve texture map arasında geçişimizi sağlayan statik sivcimiz var. Ben bu notlar arasında geçerken de incelen inceden olduysa gördüğünüz gibi hepsi roughness grubunda. Buradan tıklayarak grupları da görebiliyorsunuz. Bak burada diyor oyuna 1-1. Gerçi burada normal. 32. <laughs> Anlamadım niye böyle olmuş. Abi onu eline gir 1 yapacaksın. 5 evet. yapacaksın. Ya şu an sadece workshop'ta gösterdiğim için tekrar hepsini baştan değiştirmiyorum. Kullanacak olsam takıntının biliyorsun hepsine Onlar girmiştim. Ne? Diğer mesela bunlara basınca kaç geliyor? Hala 32 mi? Ya bunları sen değiştirmişsin yani. Evet. Aslında yani buna değil. Dokunmadıkların default 32 veriyor. Allah Allah, dokunmamışım. Ben onu evet ben de 32 ile karşılaşmıştım cidden. Işte. Bu arada bu ilk yaptığım Global Master Map'i. Ee, daha sonra bunun üzerine değişiklikler de yaptım. Merak etmeyin şu an o değişikliklerin çoğu var. Mesela yayından önce hemen eee şurayı bir düzenleme attım. E, rotasyon için oraya da geleceğim. 5 <laughs> <laughs> dakikada hemen master materyal yapılır <gülüyor> <gülüyor> hepsi sizler için evet, bu arada kullandığımız bilgisayarı da değiştirdik burada yayın için onun kurulumunda da biraz vakit harcadık biraz ucu ucuna geçtik o yüzden opacity'de yine bir opacity map'im var onun haricinde skader değerim var yine clamp'ten geçiyor bunlar 0 ve 1 arasında çok önemli arkadaşlar. 0 ve 1 arasında çoğu. <laughs> Sonra onu e, opacity ve opacity mask inputuna bağladım. Çünkü translucent aldığımda opacity inputum aktif oluyor. Mask e, seçeneğini aldığımda yani şuradan gördüğünüz blend modlardan opacity mask e, inputum aktif oluyor. İkisini de pratik kontrol etmek adına böyle bir şeye gittim. Daha sonrasında normalımız var. Normal e, normalda e, flat bir normal map kullandım yine engine content'ten. Title normal function'ımız var. Buradan gördüğünüz ufak bir işlem var. Bunların içine çok girmeseniz olur bu arada. Yani merak ediyorsanız bunlar nasıl çalışıyor diye girince yine tekrar edeceğim ama değişiklik değil, o şeylerin function'ların içerisinde değişiklik yapmanızı tavsiye etmem. E, normal Strength parametrem var. Bunu eksi birle çarptım. Ee, pardon. tersine çevirdim. 1 minus'tan geçirerek eksi birle çarpmadım. nasıl buradan veriyoruz. Bunu yapmamın sebebi bir deyken asıl değerinde sıfırdayken düz yani herhangi bir normal detay olmadan eksi 1'de de tersine dönmüş halde sonuç almak için. Eksi 1'den geçmenin sebebi bu. Clamp, burada clamp'te bir farklılık var dikkat ettiyseniz. Minimum değerim eksi 1. Bunun sebebi Normal değeriniz eksi 1 ve 1 arasında değer oluyor Burada bir istisna var. Bunu buradan geçirdim. Eğer bu arada mesela bunun default değeri normalin herhangi bir input bağlamadığınızda vektör olarak 0, 0, 1'dir. Onun da o şekilde kalması için bir vektör nodu açtım ve false kısmına da onu girdim. Ki bir texture map kullanmadığımda normallarım saçma sonuçlar vermesin bana. Saçma sonuç nasıl olabilir diye de hemen bir örnek göstereyim. Hiçbir yeri boş geçmiyoruz. Buraya mesela bir parametre açalım. Bu kalsın. Evet kontrol edebiliyoruz. Okey diyelim. Şu an mesela şey dinginde bu kürede bir de bir e, Artifact görebiliyorsunuz. Şurada bir geçişimiz var. Daha net göstermek için Instance'ına girelim. Ne olmuş sana? <laughs> evet. Bir yaptım da normaları kendine gelecek. Mesela oynarsam şu şekilde... Bir de küreye atalım buna. Hmm. Şu. Evet. Şunlarla oynadığımızda artifektler çıkmaya başlıyor ortaya. <laughs> Bu yanlışı. <laughs> o yüzden bunu sıfır sıfır bir tuttum. Son olarak MB var. MB da e, yine map'i multiply ile e, kontrol ettim. E, gücünü arttırmak için. Yine 0-1 arasında clamp'ten geçirdim. E, MB da bu arada default değeri 1'dir. Çünkü MB Toclusion şunu yapıyor. Sizin girdiğiniz değere göre e, şey de çarpıyor. E, base kalınız da çarpıyor yani e, karanlık kalan kısımları siyahla çarptığında karanlık hale geliyor hepiniz. Bu kadar aslında. Çok basit bir çalışma mantığı var. E, beyazla çarparsanız yani bir girdiğinizde RGB direkt bir değere sahip olduğunda beyaz renk sonucu alıyorsunuz ve çarpma işleminde bir etkisiz eleman olduğu için e, aldığınız sonuç değişmiyor. Ambitoklojin işlevsiz kalmış oluyor. Zaten bir Ambitoklojin hepiniz yoksa da Ambitoklojin ekleyemiyorsunuz e, materyalinize. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Merak ettiğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler olabilir. Bak şunu şöyle yaparsam daha güzel olur diyebilirsiniz mesela. Geçme süresini bekliyoruz. Displ di displacement <laughs> displacement'tan bahsedeceğim. Onu da şurada hazır tutuyorum. E hafta içinde belki görmüşsündür kanalda e bir soru geldi displacement'la alakalı. Okay. Derste de e daha detaylı bahsedeceğim söylemiştim. Ama aslında buradan da bir ufak bahsedebiliriz. Yani şey blend mod değiştiriyorsun falan kısmı var ya. Evet. Yani master materyale girmen gerekiyor. O yüzden onun için ayrı bir global master materyal oluşman gerekiyor. Üşendim. <laughs> içeriye kurmadım. Çünkü mesela e, şeyde e, kullandığımız materyallerde genelde bunu e, şeyden de me me zaten default oradan gelenleri kullanıyoruz. E, ama mesela işte iBar'ın falan yaptığı modellerde Substance output'ları oluyor ya. Evet. <laughs> orada bir height map varsa onları kullanmak için displacement'ı kendimiz eklemek Onlar için yani ben çok hatırlamıyorum açıp elimle displacement falan kurduğumu. Tabii Değil mi? Değişik bir şeyi var. Evet. Var. Ama mesela konusu geçmişken hazır. Hadi beraber bir tane displacement yapalım. Düz bir zemine bir tane taş. Evet. Ee, Dökümanlar... E, mat Materyal paylaştım. Yazılı dokümanları hala paylaşmadık. Paylaşalım, değil mi? Yani, Onları paylaşalım. <laughs> ee, videolar da bu arada yakında düşecek yani. Şu an e, proje yoğunluğundan dolayı biz e, onların üzerine gidemedik. Kusura bakmayın o açıdan da. Hatta dikkat ettiyseniz ders araları da açık şu an biraz. E, proje yükümüz çok fazla olduğu için şu an yürütmekte de zaten aslında ekstra efor sarf ediyoruz. Yani genelde mesela geldiğimiz yayınlarda da işte projenin arasına sıkıştırarak yediyoruz. O yüzden en kısa zamanda size iletmeye çalışacağız onları. Ee, şimdi son olarak buradan bir koordinat kısmına da geçelim. Ondan sonra bir de displacement'ı yapalım. Şimdi burada önce bir şunu koparayım. Ee, şu şekilde göstereyim. Daha ...basit olsun, bu çünkü başka bir hikaye var burada. Biraz genişleteyim şunu. Şimdi texture koordinatı buraya koyduğumuzda... ...bu sadece bizim tile size'ımıza etkiliyor. Division'dan geçiriyorum bunu daha şey olsun diye, kontrollü olsun diye. ...çok da şart değil. Yani sadece e, sayı artırdığınızda büyük küçülmesinin tersine çevirmiş oluyorsunuz. Kişisel tercihim bu yöndeydi. Yani şurada Desaturation'a eksi 1 ile çarpmak gibi bir şey. <laughs> Sonuçta yani çok net bir etkisi yok. E, texture Coordinate'ı çarptığınızda şu oluyor. Mesela UV Map'inizin map e, değeri 0-1 arasında gidiyor ya, grafik olarak. Yani orada bir e, iki boyutlu grafik var ve 0'dan 1'e gidiyor. Eğer siz onu 2 ile çarparsanız 0'dan 2'ye gider ve bu sefer mapiniz e, tek bir e, poligonda örnek vereyim tek bir kuatta e, küp üzerinden konuşalım mesela. Şöyle, tek bir kuatta e, bir tekrar denk gelecekken e, onu çarptığınızda iki tekrar denk gelmiş oluyor. Her iki koordinatta bu oluyor ve e, toplam 4 tane sığdırmış oluyorsunuz. Hemen örnek vereyim. Çok karışık anlattım. <laughs> 2 yaptığımda tam tersi olacak çünkü tersine çevirdim. Şöyle Aa. Bir de şu an standart halinde. Ben bunu 0.5 yaparsam ya aslında 2 de çarpmış oluyorum bunu. Her şeyi karıştırdım. Şu division'ı kaldırıyorum aradan. Daha net bir şekilde anlatacağım. Şimdi bir deyken bunu tek bir poligon olarak düşünün. Zaten öyle. Bu tek bir poligon. X koordinatım 1, Y koordinatım 1. Ben bunu 2 ile çarptığımda bu şu oluyor. 1, 2, 1, 2 oluyor ve bu yüzden e, map'im tekrar ediyor. Ve e, yüzeyim üzerindeki görünümünü küçültmüş oluyorum. Genelde e, büyütmek için kullandığımız için ben burada e, Dwight'tan geçirdim ki tam tersi olsun. Yani 2 çarptığımda daha da küçülsün. Yani sayı büyüdükçe oradaki e, görüntü büyüsün istedim. Mantık olarak. Şimdi rotasyon kısmına gidiyorum Texture Coordinate'ı buradan koparacağım. Çünkü UV input'a gitmesi gerekiyor. Onu da şöyle göstereyim. Remap kısmını şimdi iptal ettim. Yani şöyle şu şekilde düşünebilirsiniz. Custom Rotator şunu yapıyor. Ee, UV koordinatınızı giriyorsunuz. Ve onu belli bir sayısal değerle döndürüyorsunuz. Rotasyon veriyorsunuz. Merkez noktasını değiştirebiliyorsunuz ama değiştirmiyorum. Gerek duymadım şu ana kadar. Ve yeteri kadar kalabalık bir parametre yığını varken burada ekstra bir tane daha eklemek istemedim. Kullanmayacağım bir parametre eklemek istemedim buraya. Ee, şöyle ama standartında şu var. 0 ve 1 arasında değer oluyor. Gördüğünüz gibi 1 yaptığımda hiçbir şey değişmedi. Çünkü 360 derece dönmüş oldu. 0.5 yaparsam 180 derece döner. 0.25 yaparsam 90 derece döner. Ama yani, şu an kafamdan ekstra matematik hesabı yaptırıyor bana bu. Ben bunu istemiyorum. Makine benim için bir şeyler yapabiliyorsa, yaptırmalıyım. <laughs> o yüzden... Pardon, bunu geri çekmiyorum. Remap, ben de öğrenci kullandım. Remap'in ne olduğunu bilen var mı? Diğer DCS'lerde de kullanıyor olabilirsiniz. Mesela... Ben Blender'da Animation Notes'ta kullanıyordum ya da Houdini'de çok sık kullanıyorum. Maya'da da illa ki bunun kullanımı vardır, diye düşünüyorum, değil mi? Yani not çok kullanılmıyor. Maya'da yani. çok fazla not kullanılması tercih edilmiyor ya. Yani simülasyon falan, B-Fire'da falan kullanılıyor. Hmm. <laughs> yani ramp var. Ramp, şey, keşke şey. şurada da bir ramp olsa da, <laughs> ben ramp. bu kadar sürünmesem orada. <laughs> ramp var galiba, evet. kalabalık olarak çıkıyor. Yani, Görsel bayrağı. Ramp'i kendi aramızda çok konuşuyoruz. Her, yani en çok ben konuşuyorum. Sence sence. <laughs> Bana e, tahammül ediyorlar o konuda sağ olsunlar. <laughs> Ramp olmaması beni çok zorluyor çünkü. Ya yani sürekli bir şeylerin etrafından dönmemiz gerekiyor. Unreal Engine'in içinde bu arada genelde pratik çözümler üretmeniz gerekiyor. Bizim de aslında zaten her zaman dediğim gibi burada asıl amaçladığımız size o pratik çözümleri aktarabilmek. Bu da yine aslında pratik bir çözüm. Bu rotasyon için. Ya mesela şey biliyorum. EV veya Cycles'da bunu direkt e, nodun kendi içinde parametre olarak veriyor sana. Hangi koordinat hangi açıda döndürmek istiyorsun falan diye. ya da scale'ını ayarlayabiliyorsun oradan. Hepsi tek bir notta. Gün yerinde yerini de keşke sevmişim. Ne? Mesela şey, e, tek şu duruyor ya, onu kaydırabiliyorum da. şey olarak. ...çok da fazla beklemeyeyim. Süremiz de çünkü azaldı. E, remap. Bu arada yani sorduğum soru kaynamış olabilir. <laughs> arada çok konuştum. Remap ne yapıyor demiştim. Remap şunu yapıyor. E, bir e, sayısal değer giriyorsunuz içeri. E, ve o sayısal değerin... ...minimum ve maksimum değerini... ...input olarak girdiğiniz minimum maksimum değeri... ...output'ta... ...daha farklı bir değere çekiyorsunuz. Yani mesela benim şu an istediğim şu. Ben buraya 0 ve 360 arasında bir değer gireyim ve bana o değeri 0 ve 1 arasına çıkarsın. Ki bu rotation angle input'umu ben kullanabileyim. Kullanırken de ekstra uğraşmayayım. Bu kaç koymam gerekiyor buraya diye. Yani 90 derece çevirmek için 0.25 tam ezberledik. <laughs> ya da mantıklı olarak da ulaşabiliyorsunuz ama <laughs> neden uğraşalım? Eee Input değerimi yine aynı şekilde buraya giriyorum. Input low değerim 0. Input e, max değerim 360. E, target low ve e, target ayım da 0 ve 1 arasında. Yani ben buraya bir değer giriyorum. 90 90'sa onu 025'e çeviriyor kendisi. Ve buraya gönderiyor. Mantığı bu tamamen. Bunu yine birçok bir kullanabilirsiniz. Fit range. Aynen aşağı yukarı aynı şey. Fit range. Doğru. Bu dinde fit range olarak geçiyordu diye hatırlıyorum. Hmm. Evet. Yani kod dilinde de aslında aynı şekilde geçiyor. Sinteks olarak. Ya o E H script'te o şekilde kullanılıyor. Vex'lerde. Ya da Direkt node olarak da var. E, ee, içinde. Üzerinden geçmediğimiz bir parametremiz kaldı mı? Yani falan. Emission atladın mı? Aa. Emission da yine aynı şekilde atlamışım bunu. İyi güzel. Teşekkür ederim. <laughs> 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 emission yine bir emission map giriyorsunuz. Dediğim gibi e, ee, hatta hemen bir tane indirin. Bad code geldi. Niye bu yandex çekti ki? <laughs> Burada bir e, bina görseli vardı da onun üzerinden örneklendireyim. Ne abi? Emişim map'i. Onu da hatırlıyorum çünkü kullanmıştım Hoca Ha şurada. Şu, a bu değil. Şu tam. istediğim. Bunu mesela indirelim. 4K. İki kere indirdim. alalım içeri. Soru veya eklemek istenen bir şey varsa bu arada yazabilirsiniz. yaptım <laughs> ben. Şimdi mesela ee, kullanalım. Kalarını atalım. Tamam, şey olsun, Doğru. Eyvah. Niye bırak ki? Şurada mesela gördüğünüz gibi emişim var. Çok güzel rengini de vermiş emişinin. başlamışken bunlar haftasını atalım. Metalness map var. Gördüğünüz gibi siyah beyaz. İyi denk geldi bu. Son olarak ne atacaktım? Metal. Güzel. Açtım da mesela. Gördüğünüz gibi ışıkları yanan bir bina gibi. <laughs> Büyütendim bunu? çok büyüdü. İçinde kaldım. Hmm. <laughs> Azla daha biteyim. <laughs> Bir bina olduğunu hayal edelim bunun. <laughs> Penceresinden ışıklar geliyordur. Mantığı da bu. Emişim hepin. Bu binaların içinde çok güzel paralaks da yapılıyor. Ben şeyde gördüm birkaç tane. Youtube'da. Hmm. O daireleri böyle Kamerayla geçecek mi aslında? Yani böyle bir 360 derece hedasıyla bir paradaks efekti hmm. yapıyorlar. Antiyol'da. Ee, hmm. onlar da çok Aa, güzel detaylar yılda. veriyor. Evet, her bir pencere için ayrı bir paralaks efekti giriyor. Aa çok güzel. Aynen. Onu bilmiyordum. Şey, ben. Değişik bir detay yani. Ve şey binanın şey, pencereleri içinden mi? Bir... Dışarıdan bakıyorsun ya daha <laughs> pencere. Evet evet. <laughs> böyle Hatta, sola doğru giderken o da kayıyor. Falan evet böyle. aynı şeyi mesela şey e, buz buz matayerinden de yapıyorlar. Denk ha, geldin mi hiç ona? Evet, evet gördüm onu. Biliyorum. mesela ben geçen şeye denk geldim konsept design bir adam illustration şey illustration çizmiş. Son 60 tane iki sanırım Hı hı. adam çizdiği illüstrasyonları, vektörleri aynı yılda atmış Türkiye'de bir istemiş. Yok böyle bir şey. Güzel. Anne geçiyor. <laughs> <laughs> Yine e, klasik işlem Emission map'i e, bir skaler değerle çarptım. E, parlaklığını ayarlamak için. Onun haricinde e, normal emission'ı kendi nasıl oluşturabilirsem o şekilde oluşturdum. En son yine static switch'ten geçirdim. Toplu durması adına. Ve global master materyalim bu şekilde bitmiş oluyor. Buraya link bırakmıştım. size paylaşacağım. Siz de alabilirsiniz onları. Girip bakabilirsiniz. Ansiklopedi var. E, materyal ansiklopedisi. Son bir Displacement da Bakalım. Sonra bitirelim. Değil mi? Yani evet. Yeter bence. Ben bir de biraz uzatıyorum ya. de... miydim? Bela açtım başımıza. Şimdi bunu kopyalayalım. İsmin ne? Diyelim. Evet. Buraya displacement açmak için birkaç parametre açmam gerekiyor. Flat tessellation seçiyorum. Bunun farkı şu, flat tessellation dediğinizde yumuşatmıyor şeylerinizi, yüzeyinizi. Piyan triangles'da yanlış hatırlamıyorsam, Catmull Clark gibi çalışıyordu. Adaptive tessellation'ı kapıyorum çünkü render'da bazen friklere sebep oluyor. Adaptive Tessellation şunu yapıyor. Ee, kameranızın yüzeye olan yakınlığına göre tessellation miktarını arttırıyor. Ben genelde tercih etmiyorum. Çünkü büyük ölçekte displacement kullanmıyorum genelde. Küçük objelerde kullanıyorum. Eğer büyük ölçekte kullanıyorsanız açmanızı tavsiye ederim ama. Yoksa renderınızı çok zorlayacak bir hale gelebiliyor. Ya, evet, yani evet, evet. performansla zorlar. Tabii, bu aslında Vport... performansa faydalı bir şey. Tabii canım. Hı -hı. Evet. Yani bunu şey için söylüyorum bu arada yine tekrar edeyim. E, tekil objeler için söylüyorum. Ee, evet. Şimdi burada bana yeni inputlar açıldı. Ee, şeyde daha önce de anlatmıştım. Paylaştığım materyalde de e, bu kısım vardı. Tessellation Multiplier'a bir parametre ekliyorum. Bir de world Displacement'a gideceğiz. Onun bir yolunu yapalım. burada kalsın. Şimdi bir texture sample'ım olacak. Bunu parametreye çeviriyorum. Displacement map. Şimdi burada birkaç işlemden geçirmemiz gerekiyor. Önce bir displacement amount ya da evet önce onu yapalım. çok uzun oldu kısaltacağım. Bunu daha sonra şimdilik bunu direkt böyle bağlayacağım ki böyle bıraktığımızda ne oluyor görmüş olun. Sana bir default. Acaba çıkar mı? Gençim, content kapılmış. Şimdi kudursun. Yes, burada da spice varmış. çok fazla uzatmayayım. Okay. Şunları gruplamayı unuttum. Bir grup yapalım. Shader compile başladı bak. Evet. Displacement map'imi ekliyorum buraya. Tessellation değerimi arttırıyorum. <laughs> Mesela 5 yapayım. Bakın ne kadar tessellate etti. Allah Allah. Şu an tessellation'ın etkisini görüyorsunuz. Şu şekilde mesela bunu bir yaparsam daha az olacak. Biraz görünmesi, net görünmesi zor ama 5 yaptım artıyor. Abartabilirsiniz. Gideyim Sınırı ya. yok yani. Sınır var galiba ya. Bak bir yerden sonra kanep diyor. Hmm. 15 e, 15'ten sonraya gitmiyor. Ha. Bunun için e, şey yapmanız gerekiyor. Kendiniz içeri alırken eee subdivide etmeniz gerekiyor. Evet. Şimdi okay, çıkalım buradan. Bu arttıralım. Bir problem var. Aldı gösterdi örnek olması açısından da şuna tıklayacağım. Bu problemin sebebi nedir? Ya da şuna tıklayayım. Evet. Bunu yanına çekeyim. Bu problemin sebebi ne olabilir? Ve soru cevabı arasına girdik. <laughs> Bekleme müziği falan vereceğim buraya. Ben <laughs> yapayım bu arada bekleme müziğimizi nasıl buldunuz? Araya sıkıştırayım. Ben yaptım da. Yine sağlık kardeşim yani. Sıkıldıysanız yenisini yapayım. Ben sıkılmışsınız yani diye düşünüyorum. Şey evet. <laughs> <laughs> İpucunu da burada tutuyorum. gitti mi? Hmm. Evet. Şey galiba bir 30 saniye, 20 saniye kadar falan şey var, hmm. gecikmesi var. Bir evet. kadar da düşünme süresi <laughs> var. 2 dakika falan herhalde. Evet. O, o açıdan biraz sıkıntılı maalesef ya. Şu an bizim toplantı saatinde de bu arada <laughs> geri atıyorum. İleri atıyorsun. Evet, değil. evet Ger ileri atıyorum pardon. Gece 1'de falan toplanacağız <laughs> biz büyük ihtimalle. Ben buradan eve gideceğim. Sen eve mi gideceksin <laughs> buradan? Evet. musun lan bir saatte. Yani... Zor. Bir buçuk saat. Şaşırmasının sebebi bu arada Beylikdüzü'ne gidiyorum. <laughs> Evim orada. Sen bir saatte Beylikdüzü'ne nasıl gidiyorsun? Gidemiyorum. <laughs> Uçuyor mu? <musun? gülüyor> Yok. Maalesef. <laughs> Ama yani İstanbul trafiği falan çok da şu ana kadar daha durdurulmadım yolda. Risk alımdan değil bu arada merak etmeyin. Gelmiyor <laughs> galiba. Evet sanırım cevap gelmeyecek. Okay. Ee, şöyle burada yaşadığımız sorunun sebebi şu. Şu an benim verdiğim displacement'ı e, şu şey gizmoyu niye buraya koydum onu söyleyeyim. E, X, Y ve Z koordinatlarını da arttırarak veriyor. Yani o yüzden şu an çapraz gidiyor. Yani herhangi bir DCC'de zaten bu şekilde bir sonuç alıyorsanız poligonlarınız bu yönlerde ilerlediği içindir. Bunu nasıl düzeltiriz? Ekstra bir node ekleyeceğiz. O da şu. Bu kadar bekleme süresi olmasa bu arada bunu da soru olarak sorardım. Nasıl çözeriz diye. E, displace ettiğimiz poligonların Yönünü belirlememiz gerekiyor Bir şekilde materyalin içinden Bunu nasıl yaparız Ben hangi yönde gitmesini istiyorum bu e, poligonların Vertex normaların doğrultusunda gitmesini istiyorum Yani poligonun ne tarafa bakıyorsa O tarafa gitsin Şu an poligonumun baktığı tarafa gitmiyor e, Üç boyutlu e, Dünyamda x, y, z koordinatlarının Pozitif değerlerine doğru hareket yapıyor O yüzden onu düzeltmek için Vertex normalarım, normalarımla çarpıyorum bunu Diğer DCC'lerde de büyük oranda bu şekilde çözersiniz bu problemi. Bağlayalım. Save diyelim. Compile bekliyoruz. <laughs> Şu an daha safe. <laughs> evet. <gülüyor> Oy. Bunun olmasının sebebi 94 yasası burada. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bir yaptığımızda a küpte tabi böyle bir problem oluyor. Evet kanka. O Ve, zeminde falan. Evet da, evet. Şey bir çalışır. de e, tessellation'ımız da bu yüzey detayını hmm. verebilecek e, yoğunlukta olmadığı için evet. ekstra bir de oradan sorumuz var. Küre yaptığımızda bu arada daha iyi sonuç verecek çünkü kendisinden zaten daha fazla topoloji var hmm. üzerinde. Ve bu şekilde köşe değil. Yani şu an bak direkt poligonu ayırıyor kendinden e, materyal atalım. Mesela. Aynen bak çıkıntılar. Evet. Tabii yine fazla keskin kalıyor bunun için ama Hı -hı. bir diğer çözüm şu an tile size'ımızı da arttırırsak daha iyi. Hadi biraz daha arttıralım. Yani artık bu şeyin pencerenin çıkıntısını daha net alabiliyoruz tabi ne yüzde yüz sağlıklı değil ama yöntem budur arkadaşlar yani yüzde yüz sağlıklı olması için bu arada hani subdivide etmemiz gerekiyor evet, evet. yani şu an direkt termici. basic halleriyle en temel primitive haliyle aldığımız için böyle bir sonuç oluyoruz. mesela işte o yüzden aslında dedim yapılmış modeller üzerinden displacementı kullanmayı tercih ediyorum öyle yaptığımızda kendi içinde zaten daha yoğun bir Topolojiye sahip olduğu için displacement'ın daha sağlıklı çalışıyor. Şu preview'da daha güzel çalışıyor fark ettin mi? Baksana <laughs> bayağı vermiş burada. Yok. Bir noktada o da şey yapıyor. Şeyden dolayı bak. Aa. Oley bunu yayın sırasında gördüm. <laughs> Bazen çünkü yayın sırasında hatalar yapıyorum. Yayın sonrasında fark ediyorum. Üzülüyorum yani. <laughs> orada öyle yaptın diye. E, ee, UV koordinatını bağlamadık. O yüzden sadece şey etki ediyordu. Taylı Tile gibi. Tile hep orada kaldı. <laughs> eve gidince yatınca aklına gelir ya. <laughs> Ke Keşke orada deseydim. <laughs> Kendi kendine ah babacım diyorum. Arif'e de selamlar buradan. Bu ona, çok ona komik bak. bir ayol <laughs> Sinirim bozuldu. Ama evet artık bu kareleri falan gördüğünüz gibi arkadaşlar daha mantıklı alabiliyoruz. Ee, şeyi de kısarsak displacement miktarımızı evet. Artık almadık. <laughs> Burada da yine bir nebze yani. Bu arada bunun e, tessellation'ının şu topolojide olması da problem. Yani üçgeni e, subdivide ettiği için aslında şeyde zaten e, Ama ağır işte burada bir <laughs> Üçgeni subdivide ettiği için e, çok sağlıklı bir sonuç da vermiyor. Arif selam kanka. <laughs> Takımı <ya>. toplamışız. <laughs> Evet son olarak şuraya bir çok kısa geri döneceğim ve bitireceğim artık merak etmeyin bitirmek üzereyiz. Ee, şöyle dediğim gibi e, Ziya burada mısın buradaysan selam e, istediğin sonucu almak için şöyle olması gerekiyor Bunları direkt Base Color'a bağlayalım. Hmm. Şimdi buradan gelen bir sonucum var. Şimdi bunların hepsini de kaldırıyorum. Bunu yapmam pişman olacağım. <laughs> Çok iyi çıkardık evet, yani. Evet. Ya şu an sadece belli bir line halinde gelmesi için e, benim de beyaz bir line çekebilmem gerekiyor burada. Şu an alanlar var. Bunu nasıl yaparım? belli bir miktarda bunu daraltacağım. Hatta bunu da opasiteye takayım. Daha net görünsün. Tam tersini yapmam gerekiyordu. <laughs> Bu base gidecek gidecek. Hatta şimdi opasite hiç bulaşmıyor. pardon. Onu oradan daha çok daraltıyorum. Ve aslında şu eksi 1'i de çarpıyorum çarptığımda gördüğün gibi istediğimiz o beyaz çizgi alabiliyoruz. Artık sadece bu e, ölçünün olduğu yerde e, displacement oluşacak. Mantığı bu. Buradan geçiyor. Daha sonrası dediğim gibi e, saturate ettim. Şey için e, clamp'lemesi için. Çünkü arttırdığımızda abartılı hale geliyor ve iyi sonuç alamıyoruz. Eee dediğim gibi yine sadece sadece <laughs> sadece x, y, z, z koordinatlarında artı bir olarak gitmesin. Benim e, poligonlarımın e, yönünde gitsin diye vertex normal node'u çarpıyorum. En son displacement amount koymuşum. Yüksekliğini ayarlamak için. Son olarak bunu da bağladığımda vertex displacement'a istediğim sonucu alabiliyorum. Test action multiplier'ım da burada. Bunu kaydetmeyeceğim ki tekrar hepsini baştan bağlamak zorunda kalmayayım. Instance olarak açtığımda da Gördüğün gibi sadece yanın olduğu kısımda displacement elde edebiliyorum. Bu arada fikir olarak güzel bir fikirdi. Tebrik ederim. Ziyayım. Evet. Displacement'ı ben koymamıştım. Çok komplike hale getirmek de istemiyordum ama güzel bir fikirle geldi. Oluşumunda problem yaşamıştı. Bunu konuşmuştuk ders öncesinde. Hı hı. Displacement koysak mı oraya? Evet diye. evet. Ya şey Betko'nun dediği gibi aramızda konuşmuştuk bile displacement atsak mı diye ama işte kendi içinde ayrı bir workflow olduğu için çok girmek istememiştim. Zaten o dersi de iki saat falan yaptım galiba. 15 iki saat arası bir şey olmuştu. O halde de şu anda olduğu gibi. <laughs> <Şu> an gibi. <laughs> Bana geldiler bitir artık diyorlar. <gülüyor> 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 ee, soru... <laughs> Yok bitti, bitti, zaten anlatacağım konular. Ee, şimdi ara vereceğiz yine her zamanki gibi soru cevap kısmı için. Sorularınız varsa yazın. Geldiğimizde cevaplayacağız. Yoksa yayını bitireceğiz. Araya gidelim o zaman. Pat diye açtım ben. Haber verin. Önce bir e, haber vereceğim. E, BadCode'dan gelen son habere göre e, bu ilk yaptığımız Unreal'a giriş dersi bu hafta içi yayınlanacakmış. Bir aksilik çıkmazsa materyal derslerinin tamamında e, yani dördünü hafta sonu yayınlamaya çalışacağız. Doğru mudur? Doğru, doğru. Ee, ya paketler bittikçe yayınlayacağız. Evet, daha sonraki e, konu başlıkların konu başlık ve eh, konu başlıklarını da e, bittikçe yayınlayacakmışız. E, yani, yürütebilmek adına böyle bir sistem düşünüyoruz. Soruya gelirsek e, Ziya e, şöyle de, şimdi Unreal Engine içeri aldığı objeyi triangulate ediyor. Yani bütün topolojisini üçgenlere çeviriyor. Kendi çalışma sisteminden dolayı şeyde mesela wireframe aldığımızda da zaten e, görürsün. Yani her şey üçgen burada topoloji olarak. O yüzden subdivision pardon e, tessellation ettiğimizde e, topoloji de kendi içinde böyle bir reject hale geliyor. O yüzden aslında o tarz kiremit duvar ya da bu şey gibi yapılarda, bina gibi yapılarda sana tavsiyem daha önceden biraz subdivide edip o şekilde içeri alman daha böyle e, mikro detaylarda displacement kullanman olur. Maalesef böyle bir durum var Unreal Engine'de. Yani en iyi çözüm odur diye düşünüyorum şu an. Bunun haricinde var mı ekleyeceğimiz bir şey? Geldiğin için teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Ee, sorularınız olursa sormaktan çekinmeyin. Ee, bu arada sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Ee, Artık olarak bad kodun hesabından paylaşımları yapıyoruz. Değil mi? Hı hı. Ee, Screenshot yut... şey ee, Efendim? Screenshot. Screenshot. Ee, evet paylaşırsanız da seviniriz. Screenshotlar falan ki daha çok insana ulaşabilirim. Çünkü temelinde zaten bilgiyi paylaşmak için buradayız. Hmm. İstersen daha detaylı da Discord'tan konuşalım seninle konuyla alakalı. Belki daha iyi bir çözüm bulabiliriz. E, bugünlük bu kadar. E, son olarak unutmadan söyleyeyim. E, bu master materyali kendiniz de yapmaya çalışırsanız ve yine aynı şekilde Discord'dan paylaşırsanız çok sevinirim. Sorun yaşadığınızda yine aynı şekilde anlattığım teknikle materyalleri paylaşırsanız da e, incelemeye de çalışırım. Sonra da çözmek adına. E, i̇yi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. Hashtag.